Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kemiği yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kemiği yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. İyi akşamlar canım seyircilerim. Pardon mis. Anacığım, ben erdim biliyor musunuz? Ermişler kervanına katıldım. Can erenlerden oldum. Can eren dedim de canım can eriği çekti. Ekşimik ekşimik, ay ne de güzel olur. Ekşimik deyince aklıma yonca ekşimik geldi. Hadi buyurun bakalım. Konuyu dağıttım anacığım. Ay vallahi çok neşeliyim. Halimden anlamışsınızdır. Eriyorum anacığım, eriyorum. Ama aş eriyorum. Sürekli canım bir şeyler çekiyor. Ben de baba namzeti Rıfkı'yı zırt pırt yollayıp aldırıyorum. Ama hiç aldırmıyor anacığım. Nebahatçiğim, sen aşırıyorsun ama koşuşturmaktan ben erirdim vallahi. Al, istediklerini getir. Bak kıvırcığın da burada hayatım. Çekilebilirsin Rıfkı. Teşekkür ederim. Ay yok yok, dur. Canım salatalık istedi Rıfkı. Vallahi bu senin canından çekeceğin var Nebahat. Aa, niye kızıyorsun Rıfkı? Ben istemiyorum ki, canım istiyor. Hem bunlar bebek için de yararlı. Ah, bebek dedim de aklıma geldi. Hadi bebeğe git bana badem ezmesi al getir Rıfkı. Tamam tamam, alırım. Ah, vazgeçtim Rıfkı. Hadi bana bebe bisküvisi al. Tamam Nebahatçığım, şimdi gidip alacağım. İnşallah sen de bu vefalı kocanı unutmazsın. Unuttur muyum hiç anacığım? Vefa dedin de aklıma geldi. Hadi git bana vefadan boza al da gel. Aa, saçmalama Nebahat. Gecenin bu saatinde araba tutup ta vefaya mı gideyim? Aa, araba dedin de canım karbüratör çekti. Hey Allah'ım ya. Bu kadın ne söylesem istiyor baba. Her gördüğünü istiyor diye eve gazete alamaz oldum vallahi ya. Haberleri okuyup özgürlüğe, demokrasiye aşıracak da başımız derde girecek diye korkuyorum ha. Nebahat gözünü seveyim, sun şu programı. Ah, program dedin de canım program çekti anacığım. Hadi programı seyredin. Gençler müjde. Hortgiller şimdi bir yıl garantili. Alın, gönül rahatlığıyla giyin. Bunu bana sorar mısınız? Bir yıl garantili demiştiniz değil mi? Tabii bir yıl garantili. İçiniz rahat etsin. Mersin. Selam anne, selam baba. Ta 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 ta. Nasıl? Bu rejimi beğendiniz mi? Aman! Ne lan bu? Benim başım belaya mı sokacaksın lan sen? Niye baba? Nedir lan bu? Her tarafın belli. Çabuk çıkar şunu. Ne o öyle daptaracık kızım? Çıkart, çıkart. Hayır efendim, çıkarmayacağım. Ana, çıkartmazmış. Nasıl çıkartmazsın lan? Adamın sigortalarını attım, hadi çıkart şunu. Hayır efendim, çıkartmayacağım. Bana bak kız, sökerim onu ha. Hiç tavsiye etmem baba. Aman, çok korktum. Ne yaparsın lan? Hey, o kıza dokunma sakın. Kim lan bunlar? Lan ne arıyorsunuz hepim ben? Boyce firmasının adamlarıyız. Satışlarımız bir yıl garantilidir. Bir yıl süresince bu kıza bu cinden ötürü kimse dokunamayacak. Ve o kız o cinini bir yıl boyunca gönül rahatlığıyla giyecektir. Tüketici veli nimetimizdir. Hortgin, tükettirmeye giden her yol mübahtır. Hortgin bir yıl garantili. 900 numaralardan 100 bulan alo arkadaşlar. Şimdiki görüntülerimiz sizin için. Hadi seyredin anacığım. Tamam Rumus Pandispanya. Tamam saat 3'te Şengül Hamamı, Şengül Pasajı'da buluşuyoruz. Güle güle. Tamam arkadaş, oldu bu iş. Bana bak, kızın güzel arkadaşları varsa beni de unutmazsın değil mi? Kızın güzel arkadaşları varsa dünyayı unuturum ben. Ne adisi be. Neyse, bu alo arkadaş servisleri çıktı da biz de eğlenip kafayı buluyoruz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gel. Sen şimdi böyle oku, tamam mı?
Kız beraber olduğumuzu çakmasın. Sonra o gelince sen de gelip kayarsın. Bizim masaya kayarsın. İyi de sen kızı nasıl tanıyacaksın? Kız bana söyledi canım, ben kendim sana tanıtacağım dedi. Ha iyi o zaman. Yan masadayım, merak etme. İyi. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hoş. Ay beni korkuttun al. Az kalsın şeyimi yutuyordun. Küçük şeyimi, küçük dilimi. Affedersiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ne alırdınız? Benim alabileceğim gibi neyiniz var? Ya da şöyle diyeyim, ben esasında bir arkadaşımı bekliyorum, o gelince alsak diyorum. Arkadaşınız kim? Arkadaşımızın kim olduğunu size açıklamak istemiyorum. Özür dilerim, çok zor bir soru sordum herhalde. İsterseniz birazcık açayım. Biraz açmayın da, artık açmışken tamamını açın oldu olacak. Arkadaşınızın adı bir pasta adıyla başlıyor? Oh, nasıl da bildiniz? Merhaba. Merhaba. Sizsiniz değil mi? Beni tanıdınız mı? Siz şarkı sözü yazarı Aysel Güler. Yoksa? Pandispanya. Rumuz Pandispanya. Tanıyayım diye yazdım. Şimdi tanıdım. Hoş geldiniz. Beni görünce nasıl da ağzınızı suya aktı. Ayakta koydum, şöyle alayım. Ayakta kaldım, şöyle alayım. Ben sizi şöyle alayım. Yok, ben sizi böyle alayım. Ben sizi böyle alayım. Sen beni öyle al peki o zaman. Ben çok şaka diyeyimdir. Çok şaka yaparım. Leğen kemiğimi kırdım vallahi billahi. Merhaba. Merhaba, buyurun. Burada mı oturacağız? İsterseniz köşem bistroya gidelim. Yani burada bu iskemler yetmez. Ayağını falan mı uzatmayı düşünüyordun? Yaşlıların ayakta olması ayıp olmaz mı? Annemler gelecekti. Yaşlılar mı? Annemler mi? Evet. İşte geldiler. Bunlar da kim? Aile büyükleri, eş dost filan. Anne, babam, ablalarım, abilerim, mahalle imamımız, nikah memuru Rasim abi, şahitler ve bazı mahalle çocukları. Bu da müstakbel damadınız. Adın neydi senin? Mithat Redford. Söyle bakalım delikanlı, ne iş yaparsın? Ne iş yaparsın? Tornacıyım da niye soruyorsunuz? Biraz küstah mı ne? Küstah. Şimdiki gençlerin hepsi böyle. Ya ne oluyor burada ya? Bekardın değil mi sen? Ananla baban nerede? Evet. Sana ne benim annemden ya? Hem bekarsan bekarım, ne olmuş? Bu zaman da bekara ne eline kız verilir. İsterseniz biraz düşünün. Ortada kaçtın mı Rasim abi? Biz birbirimizi seviyoruz. Kim? Nasıl? Niye? Her zamankinden mi? Evet Haydar abi. Her zamanki ne? Porsiyon baklava ve kahve. Bunların hepsi mi yiyip içecekler? Yeriz. Damadın cebinde akrep var galiba. Enişte bu ne? Bırak lan kolyemi, ben senden enişten oluyorum, bacaksız. Hadi her şey tamamsa başlayalım, daha kıyılacak nikahlarım var benim. Önce ben kıysaydım bari, sahi. Damadın memleket mire, bizim oralıya çok benziyor. Enişte sahi askerliği sen nerede yaptın? Kötü alışkanlıkları yoktur inşallah. Şşt! Gelsene buraya. Buyurun. Ne oluyor ya bu? Senin arkadaşı fena ablukaya aldılar değil mi? Ya. Bunlar deli Ayten ve ailesi. Kız evde kaldığı için böyle bir yöntem uyguluyorlar. Yöntem mi? Peki kimse kaçmıyor mu? Nasıl kaçsınlar birader, nasıl kaçsınlar? Şuradaki iki tane ayıyı görüyor musun? Ha. Bunlar kızın abileri. Kaçanı namerdim cahat diye deşerler ha. Tabii onlar da haklı canım. Bu birazcık namus meselesi. Desene gitti benim arkadaş. İstersen gitmeyebilir. Nasıl? Firmamız bu konuda da size hizmet veriyor. Tabii ücreti mukabilinde. Ücret mi? Evet. Açalım. Ne diyorsun sen yahu? Sus, bu bir soygun. Be soygunu, sus sesini kes. Eğer duyarlarsa Allah'ınla dilimi anında deşerler ha. Sus. Bu da yan hizmetler için. Teşekkür ederim. Hadi anlat bak. Senin bankada paran vardır Mithat. Vardır. Ya parası ne bankası ya? Vardır. Ona biraz onu çekersin, koltuk
takımı alırız. Alırız. Evet, nikaha başlayabiliriz. Burada toplanmamızın nedeni... Amanın tatlılar geliyor. E, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım öyleyse. Buyurun bakalım. Buyurun. Abiciğim ben yalnız ücreti peşin rica edeceğim. Parayı benden mi alacaksın? E, ben vereyim canım, olur mu ya? Aa, dursana baba. Burada kapı gibi damat dururken. Aa. Hem zaten tatlı parası vermeyen adama ben damat demem. E damat sen bu lafın altında kalmazsın artık. Kalmazsın. Bak kalp pastası adamı nasıl da sinirlendiriyor. İyi aman veriyorum, aman ölür mölür de başıma kalır. Ben hep sinir rica edeyim. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şu arkadaki abi yengemi kesiyor ha. Hangi lavuk lan o? Hemen işini bitireyim. Aa, bir dakika abicim, sen elini kana bulama. Burada aslan gibi maşallah. Koç gibi damatlar, o işi halleder. Abi seni bunlardan kurtarıyoruz, sen halledersin hadi. Evet, kim ulan benim müstakbel karıma bakan? Ay bak bunlar ne diyor, biliyorsun. Bir de kaçma, al çekeni. Evet, şu benim komisyonum. Benim nikah, benim onu param mı? Benim babalık param. Ya bir şey, benim imamlık yaptık ya. Bugün hasılat fena değildi. Kız kalk yeni bir de daha ayağına. Evet sevgili çocuklar, size bugün Charlo'dan, yani Charlie Chaplin'den söz edeceğiz. İşe sessiz sinema döneminde başlayan bu usta, kalıcı olmayı, günümüze kadar gelmeyi nasıl başarmış dersiniz? Bir yandan izliyor, bir yandan da düşünüyorsunuz. Thank you.
Onu hepimiz tanıyoruz. Çünkü o mizahın işlevini en iyi bilenlerden. Hep yoksulların ve kimsesizlerin yanında, ezenlerin karşısında. İstemiyor savaşları. Demokrasi istiyor ve bunun için de savaşıyor. İşte bu düşüncesi onu günümüzde de yaşatıyor. Dünya sanatçısı Charlo'yu selamlıyoruz. Niyetimiz kimseyi kırmak değildir. Şuradakini buraya koymak değildir. Orada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi, manzara koyduk. Orada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi, manzara koyduk. Olacak, olacak, olacak o kadar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Önce özetler. Her geçen gün yeni bir kurs açılıyor sayın seyirciler. Teknolojide yeni buluş. İstek üzerine dondurulan vatandaşlar arzu ettikleri bir tarihte yeniden hayata dönebiliyorlar. Bir grup sahte doktor suçüstü yakalandı. Vergi af bayramı törenlerle kutlandı. Kesilen sular vatandaşı canından bezdiriyor. Şimdi haberler. Her geçen gün yeni bir kurs açılıyor sayın seyirciler. Neredeyse kameramızı sallasak bir kursa çarpacak. Kameralarımızı sizin için salladık. Arkadaşlar, bu elimde görmüş olduğunuz ne? Para! Ne işe yaradığını biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz. Bakkala çakkala verir gibi artık bunu alenen veremiyorsunuz. Neymiş? Alenen veremiyoruz. Evet, gerçi bunu zarf içinde ve dosya içinde kullananlar da oluyor. Ama artık devir değişti ve yeni yöntemler geliştirildi. Neymiş? Yeni yöntemler geliştirilmiş. Evet çocuğum. Hocam biz adamın bunu istediğini nasıl anlayacağız? Oğlum biz bu dersi daha önce gördük. Görmedik mi? Gördük. Cevaplandırmak isteyen? Kızım sen cevaplandır bakayım. Bunu istemeyen adam yoktur bir. Bunu vermezseniz işiniz görülmez iki. İsteyenin gözü ona göre bakar üç. Nasıl bakar? Evet. Ayrıca bunu tavır ve davranışlarıyla da belli eder. O zaman bir arkadaşını al ve bize göster. Göstereyim. Hocam birlikte gösterebilir miyiz? Ben çok iyi hazırlandım. Tabii oğlum, buyurun. Sağ olun. Efendim bizim bir işimiz vardı da. Efendim biz sizin işinizi görürüz. Ama bakalım siz bizim sizin işinizi gördüğümüzü görebilecek misiniz? Nasıldı hocam? Çok güzel. Tebrikler. Hocam iyi günler. Daha önce görüşmüştük biliyorsunuz. Kursu görüntüleyecektik. Tabii. Buyurun. Ben röportajları yaparken seninle görüntüle. Efendim buraya niçin gelmiştiniz? Vallahi rüşvet midir ne işte onun için geldik. Yani rüşvetin ve yolsuzlukların toplumda yarattığı tahribat için. Ha işte onun için. Peki bir yararını gördünüz mü bu eğitimin? Görmez olur muyum? Eskiden bu işleri yalnız bizim bey bilirdi. Şimdi artık ben de öğrendim. Hatta bu öğrendiklerimle ev sahibini bile savuşturabilirim. Efendim peki sizin buraya gelme amacınız nedir? Vallahi Anadolu'dan geldik, bir ev yaptıralım dedik. Bir türlü ruhsatını alamadık. Buraya geldik ki bir şeyler öğrenelim. Rüşvet miymiş neymiş bir öğrenelim. Peki rüşvet yüzünden mi yapamadınız evi? He ondan yapamadık. Biz canımızla işte bir türlü halledemedik. Buraya geldik inşallah halledeceğiz artık. Bakıyorum siz çocuğunuzla geldiniz. Ben artık öğreneceğimi öğrendim sayılır. Çok da faydasını gördüm. Şimdi küçük kızımı getiriyorum. Ben ölünce bütün işlerimi o devralacak tabii. Şimdiden öğrenmesi çok faydalı olur. Gördüğünüz gibi öğrencilerimizi çok iyi yetiştiriyoruz. Peki bize bu kursun amaçlarından bahseder misiniz? Efendim Allah devletimizden razı olsun. Bu kurslar sayesinde büyük bir ihtiyaca cevap vermiş oldu. Ülkemizdeki insanlar rüşvet nasıl verilir? Yolsuzluk nasıl yapılır tam olarak bilemediklerinden abuk sabuk bir takım olaylar yapılıyor ve toplum bundan yara alıyordu. Bu kurslar sayesinde herkes bu işin ilmini öğrenmiş oldu. Madem ki rüşveti ve yolsuzluğu önleyemiyoruz, bari bu işi kitabına uygun olarak öğretelim dedik. Peki bu öğretimi yapabilecek kadar yeterli olduğunuza inanıyor musunuz? Efendim acaba nasıl bir renseyman olur bilemiyorum ama benim rüşvet ve yolsuzluktan 12 senelik bir mahkumiyetim var. Peki nasıl çıktınız? Rüşvetle.
Sayın seyirciler, gerçek doktorlardan yakayı kurtaranlar sahte doktorlara takılıyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir hastayı temize havale etmeye çalışan bir takım sahte doktor ameliyat üstü yakalandı. Hasta ameliyata hazır mı? Her şey tamam mı? Narkoz verildi mi? Tamam hocam, bayıldı. Şunu sahibine versene. Al. Çay vereyim mi doktor bey? Şş, çabuk çıkar o şeyleri buradan, yoksa hepimiz bayılacağız. Hadi başlıyorum. Ver. Ne vereyim? Bir sigara ver ya. Al. Heh, neşteri ver. Hmm, tamam, başlıyorum. Makas. Al. Hadi başlıyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ol. Hastanın kalp atışı nasıl? 3,5 atıyor, korktu korktu. Kızım böyle konuşma, adamın ödünü patlatacak. Hadi bakalım. Şu adamın içine bakın ha. Amma dağınık ha. Her şey bir yerde. Böbrek bir yerde, dalak bir yerde. Ulan buna nazar falan değmiş olmasın? Yok yok. Büyü yapmışlar, büyü. Büyü değil kızım. Adamın içi nazara gelmiş. Baksana şu taraftan da yol gözüküyor. Ha. Aa, ne? Bunun iki böbreği var be. Ya o ister miydi iki böbrekli olmak? Allah iki böbrek vermiş, öyle olmuş. Üç böbrek verdiği de oluyor. E apansisti de eksik. İnsanların eksik yanlarından alay etme. Hocam, kızacaksın ama. Hı. Bak bunun ciğeri 5 para etmez ha. Hadi ya. Vallahi. Sizce de öyle mi? Öyle. İyi o zaman alın bunun ciğerini, ver benim oğlana da oynasın. Ha. Gel lan buraya. Al şu ciğerle oyna. Allah! Yaşadın mı? Bana bak, kaybetme sakın, yerine koyacağız ha. Uy anam be. Şimdiki çocuklar ne kadar şanslı. Bizim zamanımızda ortalıkta dalak ciğer vardı mı ki oynayak? Bana bak. Yavaş süpür yerlere. Hastanın içi açık. Mikrop kaptıracaksın. Tamam tamam. Ay bak canına. Ulan susturun lan şu gariyi. Ulan devlet bütün radyoları susturdu. Biz mi temizlikçiyi susturamıyoruz anasını satayım ya. Absürt Kerim Hoca. Ne var? Hastanın gözleri kaydı hocam. Yemin çek. Ekmek musaf çarptıcı kaydı hocam bak. Oğlum sen artık doktor sayılısın. Hipokrat yemini yapsana lan. Hipokrat çarptıcı hocam kaydı bak. Motoru iki tane koyarım. Alırım bir böbreğini satarım. Bakayım. Hasta gidiyor kız, çabuk şok ver. Karın seni aldatıyor. Kiminle? Hah tamam, kalp atışları normale döndü. Baba bundan sıkıldım artık. Bana bir tane memlek ver. Hadi lan sakatatçı dükkanı varmış, hadi. Büyüyünce büyük sahtekar bir doktor olacak. Bas! Bas! Lan kurcalamasana lan, kurcalamasana lan. Görmüyor musun herif bas bas bağırıyor lan? Hastanı yedik bunlar, al hastanı. Gene fenalaştı işte. Çabuk şuna şok verin, biraz şok verin. Asgari ücret 15 milyon lira olmuş. Deme ya. Heh tamam, kendine geldi, hemen kan verin. Elimizdeki bu son şişenin AIDS testi yapamadı doktor bey. Hastaya AIDS meis bulaşmasın. Olur mu kızım, hastaya prezervatif taktık ya. Ne bileyim ya, salak salak. Boş yere masraf yapma, gitti hasta sayende. Hakikaten ölmüş ya. Allah taksiratını küsuratını affetsin. Hadi kızım topla takımları. Helal yukarı. Bunu da mı öldürdünüz? Yürüyün merkeze. Bu sefer suçüstü yakaladınız. Hiç korkmayın hocam. Lastik eldiven giydik ve parmak izi bırakmadık. Hiçbir şey ispatlayamazlar. Dondurulmuş sebze, meyve, et ve balıktan sonra şimdi de insan dondurması gündemde. İsteyen kendini, isteyen bir yakınını para karşılığı dondurup buz edebiliyor. Buzlar çözülünce insanlar yeniden yaşama dönüyor. Tabii ona yaşamak denirse. Hazır mısınız? Üzerimize bir şeyler giyseydik. Gerek yok, hemen çıkacağız. Peki. Nasıl, üşüdünüz mü? Çok soğuk. Kim bu adam? 1980 yılından kalma bir siyasi tutuklu. Evet. Kalbinden rahatsızmış. Evet. Dışarıda tedavi olmak istemiş, izin vermemişler. O da o zaman beni dondurun, demokrasi geldiğinde belki tedavime izin verirler demiş. Evet. Donunu çözmeyelim. Demokrasinin gelmesini daha çok bekleyecek, çok. Peki bu kadın kim? Bu bir yazar. Yazdıkları yüzünden sürekli para ve hapis cezası yemiş. Evet. O da o zaman beni dondurun, 1990'larda demokrasinin geleceğini umuyorum demiş. Evet. Yani bu da demokrasiyi bekliyor. Daha çok beklersin, çok. Bu da bir memur ailesi. Evet. Bizim buzumuzu 1993 yılının Nisan ayında çözün demişler. Evet. Not alın, bunların donunu bugün çözelim. Bakalım umduklarını bulabilecekler mi? Evet Ayşe Hanım, raporu tanzim ettim ve yaşama döndüler. Çözüldüler bile. Günaydın, yaşama hoş geldiniz.
Vay be, vakit doldu demek ha. İstediğiniz gibi 500 günün sonunda buzlarınızı çözdük. 500 gün doldu ha? Söyleselerdi inanmazdım. Evet, tam 500 gün orada öyle hiç kıpırdamadan durdunuz. Her şey düzeldiğine göre artık evimize gidebiliriz. Yeni bir hayat, yepyeni. Güle güle, size hayatta başarılar dileriz. Çabuk bizi bir daha dondurun. Ne olursunuz, yalvarırız. Ne oldu beyefendi? 500 günde neler olmamış ki? Ekmek 2000. Peynir 60.000. Et 75.000. Dolar 5.000'den 10.000'e fırlamış. Gittik iki anahtarımızı verin diye gardırobun bile anahtarından oluyorduk. Bu hükümetlerin hiçbiri bu işi beceremiyorlar. Enflasyonu durduramıyorlar. Şimdi bizi dondurun. Birisi gelir becerirse o zaman hayata döndürürsünüz ne olur. Ünlü şarkıcı Bestami bugün gazinodaki programı sırasında vuruldu. Acele hastaneye kaldırılan Bestami'nin sağlık durumunu özel haber bölümünde izleyebilirsiniz. Dur, ay deli mi ne? Ay delindim, şırıl şırıl gidiyor aşağıdan, kanlar akıyor ayol, içim boşaldı. Suların kesilmesi vatandaşların kasılmasına yol açıyor sayın seyirciler. Bu fırsattan yararlanmaya çalışan bazı girişimciler de vatandaşın suyunu çıkarıyorlar. Adresi verin, ilgilenelim. Oh be, nihayet. Veriyorum, yaz. Buyurun, ne istemiştiniz? İyi günler efendim. Banyoda sabunlu kaldınız herhalde. Size su getirdim. Bakın, hem de sımsıcacık. Oh be, bravo Eski. Tam zamanında. Eski'nin yeni uygulaması mı bu? Yok abicim. Sizin susuzluğunuz Eski'nin borusunda değil. Bizimkisi hür teşebbüs. Alo, susuz kaldım servisi. Aha, anladım, anladım. Peki benim banyoda böyle kaldığımı nereden anladınız? İskide adamlarımız var abi. Eğer isterseniz kesede yaparız. Ama o zaman fiyat biraz yükselir. İstemez, istemez. Kesemezse istemez, hayır. Kaç para bu? 100.000 lira rica edeyim. 100.000 mi? Çıldırmışsınız siz Allah'ın bir kova suyuna. Allah'ın suyu değil, firmanın suyu. Steril, ısıtılmış ve dökülmeye hazır bir vaziyette. Bunun da fiyatı 100.000 lira. Eğer istemiyorsanız firmamız suyu geri alıyor. Peki peki, anladık. Kalsın. Hey Allah'ım, ne günlere kaldık. Bunlar gene iyi günlerimiz beyefendi. Biz 2000'li yıllara hazırlanıyoruz. Deniz suyu arıtma ve yağmur suyu damıtma tesislerimiz şimdiden hazır. Eğer 1999'da beklediğimiz büyük kuraklık gerçekleşirse suyu sizlere damlalıkla satacağız. Eğer bulabilirsek tabii. Olacak O Kadar Televizyonu haber merkezinde hazırladığı haberleri sunduk. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Niyetimiz kimseyi kırmak değildir. Şuradakini buraya koymak değildir. Arada bir zülfiyare dokunduk, tam yerine rast geldi, manzara koyduk. Arada bir zülfiyare dokunduk, tam yerine rast geldi, manzara koyduk. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Araban var mı derdim var anacığım. Araba alma, komşu al diyeceğim ama komşuya binip de bir yere gidemezsin ki. Şimdi bir kara sevda öyküsü izleyeceksiniz. Araba sevdası. Ne gülüyorsun? Bokunda boncuk mu buldun? Yok ya, durup dururken gülmüyorum. Sevincimden gülüyorum.
Oğlum dur bakalım, daha belli değil ki alacağımız. Ya ne zaman belli olacak artık? Önce parayı bir elimize alalım da. Siz zaten hep böylesiniz. Önce insanı sevindiriyorsunuz, sonra da vazgeçiyorsunuz. Niye bizim bir arabamız olmasın? Herkeslerin arabası var. Ah, kafamızı sokacak bir ev alabilseydik iyiydi. Babamın emekli ikramiyesi yetmedi. Başımızı bir eve sokamıyoruz madem, bir arabaya sokalım. Oğlum adamcağız 30 sene çalıştı, çabaladı, sonucunda bir ev bile alamadık. Araba alacağımız da meçhul. Ya baba sen de bir şeyler söylesene. Aa, sen niye tıraş oluyorsun? Evet, insan çarşıya alışverişe çıkarken temiz ve de pak olmalı. Aa, ne alışverişi ayol? Sıkı durun, bomba geliyor. Otomobil alıyoruz. Yahoo, yaşa baba. Aa, hani paramız yetmiyordu, alamıyorduk. Ya paramız sıfırına yetmiyor. Ama ben ayarladım. Arkadaşlardan birine söyledim, bana eski model bir Chevrolet buldular. Ama ne yapayım ben eski model Chevrolet'i be? Ya bunca yıl çalıştık bu memlekete, 30 yıl hizmet verdik. 60 yaşına geldik. Ulan ben neler verdim bu memlekete? Memleket bana ne verdi be? Bırak eski bir otomobili esirgemeyin. Yürü. Dur mantomu alayım. Dolmuşa mı gideceğiz? Ama son defa. Yok yok, otobüse binelim son defa. Taksiye binelim anasını satayım ilk defa. Öyle de öldük böyle de öldük ha. Taksi, taksi. Aklı durdu adam parayı görünce. Beşeri verdin mi? Verdim ben. Aldım, kabul ettim. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allah kabul etsin komşum. İyi günlerde kazasız belasız kullanın. Sağ ol. Yahu ne ağlıyorsun? Böyle mutlu bir günde ağlanır mı canım? Ay niye ağlamayayım ayol? Şöyle arabamız olduğunu rahmetli annem görseydi. Biliyorsun felçliydi. Bindirip bindirip bir dolaştırsaydık etrafları. Kazasız belasız iyi günlerde kullanın. Sağ ol, Allah razı olsun dayı. Ya Allah, bismillah, ya Allah. Oğlum, paltomu aldın mı? Aldı burada. Tamam anne, aldım işte burada. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Allah sana şükürler olsun ya Rabbim. Bugünleri de gördük. Al şu duayı koy oraya. Gördün mü Ayten nasıl çatladı? Şöyle afilli otur biraz, afilli otur. İnşallah. Amin. Ey Allah, bütün birikmişimizi buna yatırdık. Yani arabaya. Anlarsın ya. Çocuklar için aldım senin anlayacağın. Bu yaştan sonra bana araba ne gerek? Arabamızı koru ya Rabbim. Yolunu açık et. Kaza bela verme. 60 yaşından sonra bir araba verdin şu adama. Biliyorsun gözü de görmez. Ah, gözünü açık tut ya Rabbim. Yine arabaya mı baktın? Görmemişim. Görmemişim diye arabası olmuş. Çekmiş vitesini koparmış. Son bir defa daha bakayım, ondan sonra yatalım, tamam mı? Hadi. Ne yapıyorsun? Şişt, bırak. Bırak lan arabayı. Çekil lan arabanın başına. Çık. Çık. Çekil lan. Çık. Sakın. Komşular. Yetişin. Yetişin. Emekli maaşımız gidiyor. Çekil. Çekil. Buyur abi. Abi alarmı taktırdın, çok iyi oldu. Vallahi bunlar bir sigara için bile arabayı soyarlar yani. İnanır mısın abi? Günde 100 kişi gelip cam taktırıyor vallahi. Sağ olasın. Bereket versin abim, sağ ol. Güle güle abim, güle güle. Üzülme canım, hadi uyu. Ne yapalım, oldu bir kere. Kaportacıdan gelirken bir de yolda kalmaz mıyım? Benzinin mi bitmiş? Yok, karbüratörü tıkanmış. Bir 200 bin daha harcarsa kız gibi olur. Tamam canım, üzülme. Sabah bilezikleri bozdurmaya gideceğiz. Harca bakalım bir 200 daha. Bizim arabanın kornası Allah! Emekli ikramiyemiz! Gelsene buraya. Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Arabanın camında bir şey sallanıyor. Kim var orada? Yetişin komşular, hırsızlar! Ne yapıyorsun lan orada? Radyomu araklıyorsun değil mi? Dur orada, kaçma, şimdi geliyorum aşağı. Ne bağırıyorsun lan inek arabası? Gecenin bir yarısında milleti niye rahatsız ediyorsun? Alt tarafı 1930 model bir radyon aldık ha. Gelmeyin oraya, alırım ayağımın altına.
Hadi gene ineyim, ineyim, ineyim. Ben işimi bilirim, bilirim, bilirim. Kadınlara girer içeri, yakalayacak. Geçmiş olsun abi. Sağ olun. Görüyorsun değil mi? Kapının önünde bile arabanın bir garantisi yok. Ya ya. Hadi eyvallah. Hadi güle güle. Hop! Amca! Nereye? Araba için karakola gideceğim. Park parası verdin mi? Ne park parası? Allah'ın yolunda park parası mı olur? Olur tabii. Kaç paraymış park parası? 10.000. Aa, çok vallahi yok. Az bile. Vallahi 10.000 çok. Bak zaten benim 20.000 liram var. Ver bana 20'yi. Üstüne olacak. Dönüşte alırsın. Git işini gör. Arabana ben bakarım. Haklısın kardeşim, haklısın. Soyarlar, soyarlar bunlar. Beni söyletme. Geçen gün polis arabası karakolun kapısının önünde duruyor. İçinde ne var ne yok hepsini almışlar. Sen ne diyorsun bey amca? Tam 500 araba soyuluyor bu İstanbul'da. Benim arabanın telsizini yürüttüler daha geçen gün. Sen dua et, seni sadece radyoyu yürütmüşler. Ya Allah muhafaza arabayı yürütselerdi. Merak etme, görürsem söylerim. Bulursak tararız. Arabamı soydular memur bey. Karşı masaya. Arabamın jant kapaklarını çalmışlar memur bey. Canınız sağ olsun hanımefendi. İnşallah alanların elleri kırılır. Alanlar hayrını görmez inşallah. Sürüm sürüm sürülürler. Deli mi ne? Verdik diyorum, anlamıyor musun? Ben anlamam yenge. Ben buraya ne kadar kira veriyorum biliyor musun? Oğlum verdik. Ya ne oluyor hemşerim, ne var nedir ya? Park parası diye tutturdu, verdik diyorum, anlamıyor ayol. Verdik tabi ya, 10.000 lira istiyordu. Üstelik biz 20.000 lira verdik oğlum. Kime verdin? Ona verdik. O kim? Onun böyle beresi var mı kafası? Ya öyle beresi yok ama böyle şapkası vardı ya. Ha, şapka oldu mu olmaz. Bere olacak bere. Hay Allah'ım, peki kaç para vereceğiz söyle. 20 kağıt ver. Bir saattir buradasınız. 20 kağıt yok. 10.000 liram var, 50.000 liram var. Ver 50 kağıdı, ben şuradan bakkaldan bozdurur gelirim. Niye veriyorsun ayol? Hop hemşehrim, hop. Oraya park etmek yasak. Ya biz buraya park ettik ama bedelini ödedik kardeşim. O sahtekarlara para mı ödediniz? Ya sahtekarlar mı değiller mi bilmiyorum ama iki kere para ödedik işte. Hani makbuzunuz? Makbuz vermediler. Biz makbuz da veriyoruz bakın. Siz kimsiniz? Belediye. 20.000 lira rica edeyim. Ne diye? Park ettiniz buraya. 20.000 lira yok, 10.000 lira var. Tamam tamam, o da olur. Buyurun. Hadi yürü, yürü gidelim, yürü. Paranın üstü. Bırak paranın üstünü. Gitti bütün paralarımız. Yürü, yürü. Bir dakika, bir dakika. Yanlış yere park etmişsiniz. Yok, sizin yanlışınız var. Ben şimdi belediyeciye verdim parayı, makbuzu da aldım. Bakın. Belediyenin böyle bir hakkı yok. Trafik kurallarını ihlal etmişsiniz. 60.000. Yok ki benim 60.000 liram. Ehliyeti ruhsatı verin, parayı getirince alırsınız. Bilezikleri bozdurmak şart oldu. Hemen götür parayı da al ehliyetini geriye. Bize el sallayan polis mi ne? Evet polis. Şimdi hapı yuttuk. Gazla! He? Gazla diyorum sana ayol! Dikkatine! Şüpheli lacivertli Chevrolet alacak diye hızla yaklaşıyor. Çok ucuza verdin bilezikleri. Bırak şimdi ucuzu pahalıyı. Al şu parayı da git ehliyeti kurtar. Araba ne? Buradaydı. Şöyle bırakmıştık. Araba yok. Nereye gitti? Allah'ım araba yok. Abi. Şurada bir araba vardı, gördünüz mü? Eski model bir Chevrolet'ti. Biz onu ikramiyemizde, emekli ikramiyemizde almıştık. Şu giden araba olmasın? Ha? Götürüyorlar. Hey, 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 hey. Hop hop! Ya hemşerim, bizim arabayı götürüyorsun dur, ya! Dur! Ne olmuş? Ne olmuşu var mı? Kocam ömrünü verdi ona. Emekli maaşımızla aldık biz ona. Ya kurban olayım, bırak şu arabayı. Çok konuşma oğlum. Parka gel, öde parayı, al arabanı. Amma yaptın ha. Sizinki? Efendim bizim 34DHP75. 90.000 ceza. 20.000 otopark kirası. 40.000 çekici parası. 15.000 indirme bindirme. 20.000 KDV. 30 işçilik. Hadi ne duruyorsun, öde de gidelim. Hiç mi itiraz etmeyeceğiz peki? Kimi kime şikayet edeceksin bu memlekette? Sanki park edecek yer gösterdiniz de biz park etmedik. Habire çekin, habire çekin. Yürü, 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 hadi, hadi. Hey Allah. Ya abi, arabamı çekerken tamponu koparmışsınız ya. Tamponum çürütmüş kardeşim. Ya mahvetmişsiniz arabayı, sizi şikayet edeceğim. İstediğin yere şikayet et ya Allah. Ben işe çıkıyorum abi. Bugün işler güzel, asılat iyi. 30 araba daha kaldırdın mı, yaşadık. Niye durdun? Ben durmadım, araba durdu. Hop!
Hadi be kardeşim, hop trafiği tıkadım be. Böylelerini niye çıkardılar trafiği, anlamıyorum ki. Hey Allah'ım ya Rabbi. Arabayı itelim gel. Tövbe tövbe. Her gün yüzlerce otomobil çıkıyor trafiğe. Yollar yetersiz. Kazalar, soygunlar almış başını gidiyor. Çekiciler vatandaşın otolarını taşırken zarar veriyor. Vatandaş mağdur soruyor. Nereye park edeyim arabamı? Yine geldim bakıyorum. İşte böyle abi. Araban var mı? Derdin de var. Reklamlardan sonra yine geleceğim. Beni bekleyin. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. İyi akşamlar sayın seyirciler. Ben ailenizin muhabiri Hamit El Sabah. Kameraman arkadaşım Cevat Kelle ile birlikte hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Sayın seyirciler, şarkıcı Bestami bir kez daha gündemde. Bestami kim olduğu henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından kurşunlandı ve kalçasından vuruldu. Olay Bestami'nin çalıştığı gazinoda 02 sularında cereyan etti. Bestami sahnede modası geçmiş şarkılarını okurken kemancısı İsmail Hakkı Bey de her zamanki gibi Bestami'nin arkasında keman çalıyor. Bir yandan da seyircilere dil uzatıyor. Atıyordu. Şarkıyı bir çırpıda bitiren Bestami arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı ve hemen ameliyata alındı. Nazlı yar geliyor bende, aman solmasın aman. Aman aman sürmeliye ben yandım aman. Aman aman ben yar olamam aman. Bravo! Ay, 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 bu da nereden çıktı ayol? Aa, ay burada olan şarkı söylenir mi ayol? Tabancanın oğlu mermi, seven böyle eder mi? Ay, ay dur ayol, saçmalama, ay yapma. Oh, oh, ah, 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 ay. Sonuç olarak adam Aslıhan Karakargacı'nın da hazır bulunduğu gazinoda sosyetenin şaşkın bakışları önünde Bestami'yi kıçından vurdu. Ay ölüyorum, delindim ayol ay. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bestami Bey nereye? Biz toplandı şekeri pikniğe gidiyoruz. Yumurtaları haşladı mı doktor? Ay deli mi ne? Ay delindim, şırıl şırıl gidiyor aşağıdan, kanlar akıyor ayol. İçim boşaldı. Bir soru da ben sorabilir miyim? Tabii sor ama çabuk ol, elini çabuk tut. Ölüyorum, dayanamıyorum. Pahalılık konusunda hükümetin aldığı tedbirler yeterli mi sizce? Hayda, ay ben canımın derdine düştüm. Herif bana hükümeti soruyor. Ölüyorum, kıçımın üstüne oturamıyorum. Baksana şuraya ayol. Ay ne gülüyorsun ayol? Bak oraya gelirsem. Ay ay ay. Onlar haber derdi de sen de kıçının derdine düşmüşsün. Aman sus sus. Ölüyorum ayol. Aa delindim zaten. Senden uğraşamam. Doktor elimi tut bakayım. Ay ne hoş adam. Beni sen mi ameliyat edeceksin kız? Evet. He? Acıtmazsın değil mi? Hayır. Peki ölümüm senin elinden olsun ayol. Bestami Bey. Ay bu da kim? Bir imza, sizi gördüm ya artık. Sen de Zamiye. Ay buyurun efendim, buyurun. Ah ölüyorum galiba. Ay ay ah ay öldü kadın ayol. Ha gül gül, hadi buna da gül. Ay kadın öldü, o orada gülüyor. Püf, Allah cezanı vermesin senin. Ay seni de benden başka seçecekler. Allah Allah. Dikkat ettiysen senin imza verdiklerin ölüyor. Senin imza imza vermemen lazım. Ay 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 benim başım dönüyor ayol. Ay benim başım neden dönüyor? Bana bir şey takmayacak mısın doktor, serum filan? Komaya giriyorsunuz. Aa komaya giriyorum, duyuyor musun? Bak bir gözüm önden girdi komaya. Hadi bakalım. Hadi gazeteciler. Hadi ayol, basın toplantısı bitti, ben komaya giriyorum. Aa şırak. Çevre kirliliği konusundaki düşünceleriniz? Hadi git şuradan ayol. Sayın seyirciler, Bestami şimdi komada.
Kobadan çıkar mı çıkmaz mı bilemiyoruz. Çıkar diyen seyircilerimiz 900-900-800'ü, çıkmaz diyen seyircilerimiz 800-800-900'ü arasınlar. Doğru bilen seyircilerimiz kevgir kazanacaklar. Bakalım Bestami'yi vuran serseri konuşacak mı? Bestami komadan çıkacak mı? Komadan çıkar çıkmaz hangi gazinoya çıkacak? Bütün bu soruların cevabını yalnız Olacak O Kadar televizyonda bulacaksınız. Tabii haftaya. Ailenizin muhabiri ben Hamit El Sabah ve tam teçhizatlı arkadaşım Cevat Gelle hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Reklamlar. Bilger, Soner, Cabbar, Hüseyin, Ayşe, Cemal, Kemal, Murtaza, Hüsni, Ahmet, İbrahim, Saffet, Erdoğan, Kamil, İmdat, Yeter, Bırak, Dursun, Kassın, Kafi, Feryat, Cığlık, Kaza, Tüh, Vah. Ya bu kadar çocuk ya da okey. Okey, okey. Okey, okey. Bana bak, bu benim son turum, ben eve gidiyorum, ben ona söyleyeyim. Veri Ali Bey ya, okey bırakılıp eve gidilir mi ya? Okey bırakılır mı ya, Allah Allah? Okey bırakılır mı? Ya ne yapayım, sabaha kadar mı oynayacağız be kardeşim? Oh. Bu gece sabahlıyor muyuz babalar? Sabahlıyoruz, sabahlıyoruz, tamam. Okey! Evet, okey. Kocam okey öğrendiğinden beri eve uğramaz oldu. Sabahlara kadar kahvede okey oynuyor. Eve gelmeyince çocuk yapamıyoruz. 19'da kaldık. Allah bu okey bulandan razı olsun. Okey, okey, okey. Bu akşamlık da bu kadar. Beni özleyin anacığım. Bye. Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Olacak, olacak.